Evet, ee, yani birkaç haftadır şeyi anlatıyorum işte Show TV'de Rüstem Batum Show çok popüler oldu vesaire gelen konuklar. O Turgut Özal programından sonra program çok popüler oldu, bir numara oldu falan. Tabii bu popüleritenin getirdiği bir takım avantajlar oldu. E, dediğim gibi hiç konuk bulma sorunu yok, herkes kuyruğa gir giriyor programa katılmak için falan. Ama bir takım da tabi rahatsızlıkları da olmaya başladı. En büyüğü de artık o sıralarda benim özel hayatımda problemler baş göstermişti. Eşimle ayrılmaya karar verdik ve de ayrı yaşamaya başladık. E tabi bu belli oldu bir süre sonra ayrı yaşadığımız ve boşanacağımız. Dolayısıyla bütün paparazzi, magazin muhabirleri benim peşimde dolaşmaya başladı. Yani nereye gitsem etrafımda birileri var. Bir yerden dışarı çıkıyorum. Herkes fotoğraf çekiyor. Artık öyle bir hale geldi ki mesela arabanın üstüne atlamaya başladılar falan. Yani kaputa yatan insanlar fotoğraf çekiyor. Yani yanımda kim olursa olsun çocukluk arkadaşım, arkadaşımın karısı, ailece gitmiş. Hiç fark etme yani. Her şey, her gördükleri kadın senin yanındaki yeni sevgilin. Yani böyle bir şey var. Şunu da söyleyeyim yani böyle yüzlerce haber çıktı bir tanesi bile doğru değildi. Yani bir kere bile beni yakalayamadılar. Yakalamak istedikleri bir kâr kimseydi. <laughs> Kimdiyse yani. Hiçbir zaman doğru bir şey yazılmadı yani benle ilgili. Öyle bir şey ki mesela bir yere gidiyorsun. Tesadüfen yani biri geliyor seni tanı, tanımış mesela merhaba demeye. O anda şak 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 fotoğraf çıkıyor. Diyor ki yeni sevgilisi. Hele bu bir de yani böyle televizyonda çalışan bir kadınsa ya da işte oyuncuysa bilmem neyse Allah hemen yani sırf merhaba demekten yani bu kadar şey. Bu tabii benim bir süre sonra arkadaşlarımla da aramda gerginlik çıkartmaya başladı. Çünkü o kadar ben şey oldum ki, paranoyak oldum ki bu konuda. Şimdi bir yere gidiyoruz mesela. Benim yanımdaki arkadaş mesela bir kere Bodrum'dayız. İskele'de oturuyoruz. Yanımda birkaç arkadaşım, beraber gitmişiz. Yakın arkadaşlarım yani. Yanda da bir hanım ee, var iskelede o da güneşleniyor bir oyuncu o da yani işte gidiyorlar kadınla şakala diyorum ki ya lütfen şey yapmayın yani fazla samimi olmayın çok rica ediyorum sana ne diyorlar diyorum ki ya hep bana oluyor çünkü bunu zarar size bir şey olmuyor hemen hakikaten 3 gün sonra diyorlar ki yani ileride yatan merhaba bile demediğim bir oyuncu hanımla hemen yeni sevgilisi bir de şey oluyor kimseye çaktırmamak için ayrı ayrı yatıyorlar arkadaşları da arada <laughs> haber getiriyor. Yani saçmalığın şey yok. Daha neler yani bunu? Mesela bir yere gidiyorsun yemek yiyorsun kalabalık bir grup. Benim arkadaşlarım var onlar da arkadaşlarını çağırmışlar. Büyük bir masa olmuş ama ben yani yarısını tanımıyorum. O tanımadığım yarıdaki insanlar hesapla ilgili bir olay çıkarttı mesela. Ben dedim ki içimden bak yani hiç tanımadığım insanlar tesadüfen yan yana oturuyoruz. Gene bana patladı. Ertesi gün diyor ki Rüstem Batum hesap yüzünden kavga çıkarttı. Başlıklar da böyle yani. Ne benim hesabı görmüştüm var, ne itiraz etmiştim var, ne kavga etmiştim var. Hiçbir şey yok. Böyle yani son derece kötü. Tabi bu magazin işte derler ki iyi magazin. Evet iyi magazin olabilir. İyi magazin şudur. Yani magazinci senden randevu alır. Bir yerde buluşursun röportajını yapar yazar. Ha, bu iyi, iyi magazin budur. Bundan çok az vardır. Bizdeki çoğu şeydir yani paparazzi. Bir yerde yakalayım da şunu. Bir şey patlatayım. Yalan olsun fark etmez. Şey olsun. Şimdi bununla ilgili gene bir iki hikaye anlatmak istiyorum. Bir tanesi bir gün bir davetteyim gene böyle. Böyle gayet cevval bir genç kız böyle herkesi yararak geldi şak mikrofonu dayadı ışıkları yaktı falan böyle yanındakiler de. Yani bir yerde yakalamış şey yapıyor anladın mı? Çok acar bir muhabir. Ve de şöyle bir anons yaptı dedi ki. Evet Rüstem Batum'u gene hızlı gece hayatında görüyoruz. Bana mikrofon uzattı ne diyeceğim diye. Ben de dedim ki. E, gördüğünüz gibi saat akşamüstü 6. Vakko mağazasında bir kokteyldeyiz. Yanımda da dört tane erkek arkadaşım var. Bu hızlı gece hayatı demek için sizin kadar gerzek olmak gerekiyor. Aynen bu kelimelerle. Kız mosmor oldu falan kapattı şeyini falan hızla uzaklaştı gitti. Sonra dedim ki kim bu kız ya? Dediler ki bunun ismi Müge Anlı. Ee, <laughs> yani diyeceğim insan 20 yaşında neyse... Sonra da aynı yoldan devam ediyor. Böyle yani benim bu Müge Anlı şimdi çok meşhur olmuş. Ben takip etmiyorum yıllardır. Ama ilk karşılaşmam böyle oldu. Ve olay aynen böyle geçti. Ve de tabii ki yayınlayamadılar yani tabii böyle bir şey. Şimdi bir tane de hayatımdaki en en, eğlen, <laughs> en eğlenceli magazin şeyi budur yani olayı şimdi biz gene artık ayrıyız, ayrılıyoruz falan filan. Ben bir ödül alacağım. Rumeli Sarında ödül töreni var. Altın kelebek olabilir falan işte en iyi talk show hikayesi falan. E yalnız da gitmek istemiyorum yani ödül almaya. Anladın mı? E, çok yakın bir arkadaşlarım var. Bir çift, karı kocayı yakın arkadaşlarım. Çok sık görüştüm. Dedim ki rica ettim. Dedim ki ya ben yalnız gitmeyeyim. Zaten moralim falan da bozuk. Ben ne gelir misiniz dedim. Aa tabii ne demek falan dediler sağ olsunlar. Beraber gittik abi. Girişte gene hemen böyle sıra sıra muhabirler duruyor. Durduk poz veriyoruz tamam mı? Yani ben burada duruyorum. Arkadaşımın eşi burada duruyor. Kendi de burada duruyor. Yani karısı o ikimiz arasına arasında duruyor. Çekiyor diyor ki kim bu kadın? Dedim ki işte bu falanca. Bu da kocası filanca. Aynen böyle yani yüksek sesi söylüyorum ki. Herkes duysun yani tamam mı? Kocası filanca bu da karısı. Abi sanki hiç onu söylememişim. O hafta hafta sonu diye bir tane pislik şey var. Hala var mı hafta sonu? Arka sayfada tam sayfa. Diyor ki işte Rüstem Batum daha boşanmadan yeni sevgilisiyle yakalandı. Adamı kes. Kadınla, kocası dediğim adamı kes. Kadınla resmini resmi basıyorlar. Diyor ki yeni sevgilisi daha boşanmadan hemen piyasaya atladı falan böyle boktan bir şey yazı. Tamam dedik yani artık alışmışız yani devamlı böyle bir şey olduğu için. Aynı hafta içinde o hanımın ablası da benim çok yakın arkadaşım. İki kardeş bunlar. Ablasıyla da biz beraber devamlı gezeriz. Sağa sola gideriz sinemaya, tiyatroya, arkadaş grubumuz var. Onun ablası ve üç tane daha kız arkadaşımız gündüz vakti nişan Nişantaşı'nda bir kafede yemek yiyoruz. Öğle yemeği tamam mı? Gene kapıda bir itiş kakış falan sahibi geldi dedi ki bunlar geldiler paparaziler sizi görmüşler illa resminizi çekiyorlar bir çekip çıkacağız diyorlar. Dedim ki rahatsızlık oluyor orada kapıda tamam dedim bırakın gelsinler çeksinler. Geldiler çektiler yani dört tane kadınla öğle yemeği yiyorum tamam mı bir yani? yerde düşün. Çektiler gittiler. Abi bir hafta sonra aynı hafta sonunda gene aynı yerde kocaman diyor ki bu haftada ablasını götürdü. Bak abi şeye bak ya. Yani, i̇kisi de arkadaşımın ablasını götürdü. İnanılır gibi değil. Biz tam bunun şokunu yaşarken telefon çaldı. Açtım. Kızların anneleri bu iki kız kardeşin anneleri. Çok tatlı bir hanımefendi. Açtım ben nasıl? Bana dedi ki yavrucuğum sıra bende. <laughs> hiç, hiç unuttum. Allah'tan yani böyle anlayışlı arkadaşlarım var ve böyle sempatik aileleri var. <gülüyor> <gülüyor> ama bu olay çok muazzamdı. Kız kardeşi evli üstelik kocayı kes. Ertesi hafta ablayı götür. O dedi ki yavrucuğum sıra bende. <laughs> çok bunu yıllarca ondan sonra konuşup şey yaptık. Güldük yani. Fakat bir taraftan yani bunu şimdi böyle gülerek anlatıyorum. mı? o zamanlar benim hayatımın en kötü dönemleri. Yani hayatımda en meşhur ve sözde başarılı olduğum zaman ama aynı zamanda en mutsuz olduğum zaman. Çünkü ben yani zaten annem babam küçük boşanmış. Yıllarca hiç evlenmek istemedim. Nasıl olsa yürümeyecek korkudan falan diye. Ondan sonra evlendiğim zaman da hep şey diye düşündüm. Ya yani ölene kadar otur oturacağım diye düşündüm. Dolayısıyla o bo boşanma şoku falan beni çok kötü etkiledi yani ve de işte askerden sonraki ilk büyük depresyonu Hep bu depresyonu bir olay tetikliyor. Kötü bir şey geçti zaman başına. İkincisi orada başladı. Tam o yani ayrıldık. Boşanmaya çalışıyoruz falan filan. O şeylerde çalışıyoruz dedim. Yanlış anlaşılmasın. Son derece dostane bir şekilde ayrıldık. Hala da arkadaşız. Hala benim çok sevdiğim saydığım bir insandır. Eski eşim Tilbe Saran. Hiç en ufak bir ...kötü şeyim yok onun için hiç öyle... itişip kakışarak ayrılmadık. Hatta tam tersine... ...evde eşyaları paylaşarken... ...aman sen bunu al, sen buna al, ...Allah rızası için sen al... ...öyle ayrılmışızdır yani. Ama gene de dediğim gibi bu bana... E, ...bende çok büyük bir şey yarattı. E, dediğim gibi... ...depresif bir durum yarattı. E şimdi o, on, o, o konulara... ...daha ileride geleceğim ve daha uzun anlatacağım... Aslında e, bazı konuları özellikle çocukluğumda olan şeyleri işte bu depresyon dönemlerini bilmem nelerini falan filan yeteri kadar iyi anlatamadığımı düşünüyorum. Yani bu anıları yapıyorum. Başımdan beri hep böyle içimde bir his var. Aslında şöyle bir şey mümkün olsa belki benim için daha tatmin edici olacak. Yani bazı bölümleri mesela bir psikologla beraber yapmak ben bunu anlatırken Biraz daha bunu açmayı sağlamak yani karşımdaki profesyonel insanın sorularıyla yani gerçekten ne hissettin, ne oldu, ne yaptın, nasıl yaşadın? Bunu tabii kendi kendine anlatmak o kadar kolay değil ama bir profesyonel olsa karşımda çok daha insanlar için, izleyenler için hem daha tatmin edici olabilir hem de belki bir yararı olur anladın mı? Çünkü benim yaşadığımı yaşayan milyonlarca insan var. Yani herkes evleniyor, herkes boşanıyor. Herkesin çocukluk problemi var. En azından yani bunlar böyle sadece anıları anlattı geçti gibi olmasın da biraz da izleyenlere bunları yaşayan insanlara bir faydası olsun istiyorum. O yüzden yani izleyiciler arasında psikolog varsa bunu yapmaya hevesli benle temas etsin yani konuşmak isterim hakikaten beraber bazı bölümler yapabilir miyiz diye. Yani bana şeyden YouTube'dan ulaşabilirsiniz. Altına yazabiliyorsunuz isterseniz. Ya da Facebook'ta da hesabım var. Twitter'da da var. Her yerden ulaşma şansınız var. Yani ciddi olarak ilgilenen bir psikolog arkadaş varsa bu konulara şey yapmaya meraklı. Böyle bir şey yapmak isterim yani. Ee, ama dediğim gibi inşallah neyse bir şekilde bu böyle yapamazsak da benzeri bir şey yapacağım yani <laughs> günün birinde. Ee, şimdi bu arada tabii bütün bu paparaziler falan filan işin özel hayat yanı. Ee, ama programın popülaritesi de devam ediyor bir taraftan. Mesela bir partiden yemin ediyorum yani ister inanın ister inanmayın. 2 milyon dolar teklif ettiler o zamanın parası 1993-94 yani o yıllarda sadece parti reklamını yapmam için parti reklamında oynamam için tabii ki reddettim zaten siyasi olarak asla benim düşünmeyeceğim bir partiydi siyasi olarak da dediğim gibi çok kendime yakın hissettiğim bir parti yoktu o zamanlar yani. Ee, yani böyle enteresan şeyler Öyle şeyler var ki mesela ada, şöyle teklifler alıyorum. Diyor ki adamın e, gece kulübü var. Mesela diyor ki yüzde kardan sana şey pay vereyim. E sadece gel burada otur akşamları. Başka hiçbir şey yapmana. Tabii tabii. Yani böyle şeyler. Tabii bunların hiçbiri bana uyacak şeyler değildi yani ne parti şeyi yani ya, ya da ne gece kulübünü tanıtımını yapmak falan hepsini pas geçtik bunların e, bu arada şimdi bir iki tane de şey yapmak istiyorum bir tane e, küçük bilmece e, gibi bir şey anlatmak istiyorum e, bu e, Özal programında gördünüz yani her programda önce konuklar geliyor gazeteciler falan da var beraber resim çektiriyoruz e, hep böyle üç konuk oluyor işte e, ben dört kişi oluyoruz yan yana diziliyoruz. Herkes birbirinin belini tutuyor, tutuyor falan öyle çekiyoruz. Bunlardan bir tanesinde bir şarkıcı hanım fotoğraf çekiliyor. Karşımızda 10-15 tane fotoğrafçı var. Tam o anda uzandı ve benim popomu şöyle bir <laughs> mıncıkladı. Şimdi kim olduğunu siz düşünün ve bulun. Ben size bunu hikaye anlatırım. Eğlenceli bir şey diye. Yani insanın başına neler gelir düşünmeyeceğiniz bir şey. Hakikaten donup kalıyorsunuz. Öyle bir pozisyon ki çünkü. Hakikaten hiçbir şey yapma şansınız yok. Ve şimdi bunu erkek yapsa derler ki aa ne kadar ayıp naz sarkıntılık etti falan. Yani emin olun ki bunu yapan kadın da var. Ve de o pozisyonu kollayıp da yapıyor bunu. Yani öyle bir zamanda yapıyor ki hiçbir tepki veremezsin yani. Hakikaten karşında bir sıradan foto fotoğrafını çekiyor. <laughs> Neyse bir günde gene aynı dönemlerde e, Nişantaşı'nda Rumeli Caddesi vardı meşhur İstanbullular bilir. Orada bir tane pastane var. Orada da benim çok sevdiğim Bir tür e, şey var, pasta var. Arada gidiyorum, hem muhabbet ediyorum, e, hem de ondan alıyorum. Bir arkadaşımla beraber girdik. İşte pastayı aldık, sardırıyoruz falan filan. Böyle birden bire koşarak sarışın bir hanım geldi üstüme sarıldı bana şap 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 öptü. Ben ama anlamıyorum hala ne olduğunu. Ondan sonra e, ve de dedi ki e, hayatım ne, ne, dedi bakayım dur tam olarak e, hayatım artık meslektaş sayılırız tabi dedi. Aynen laf böyle. Ama dedim falan ben zaten rüzgar gibi beni öptü sarıldı döndü <laughs> gitti. Ben arkadaşım da dedim, dedim ki ya kim bu hanım Allah aşkına? Bu dedi Seda Sayan ya tanımıyor musun sen Seda Sayan'ı? Seda Sayan'ın ismini biliyorum ama böyle yakından görmüşlüğüm yok, izlemişliğim de yok. O arada Seda Sayan Ahmet Özal'ın kanalında talk show yapmaya başlamış. Onu da yani meslektaşız hem de rakip olduk. <laughs> Artık ne, ne demeye getiriyor, getiriyorsa. Ee, bu da bu da eğlenceli böyle bir şey. Şimdi bu programlar tabi daha çok uzun süre anlatabilirim falanca da geldi filanca da geldi öyle de oldu böyle oldu falan diye ama yeteri kadar anlattım zannediyorum. Onun için daha fazla uzatmak istemiyorum. İşte 4-4,5 sene falan sonunda ben Show TV'den ayrıldım. Herkes de der ki niye ayrıldın, niye ayrıldın falan filan. Şundan ayrıldım gayet basit bir şey var, cevabı var. Paramı vermediler ve de beni batırdılar bir şekilde. Şimdi olay şöyle oluyor. Ben yapımcıyım. Dolayısıyla yani bir televizyon televizyona çalışıp sırf maaş ya da program başına para alırsın ama televizyon imkanlarıyla yaparsın. Onun stüdyosunda, onun alet edevatıyla. Bir de benim gibi dışarıdan yapımcılar vardır. Yani ben kendi stüdyomu kiralarım. Kendi teknik ekiplerimi kiralarım bilmem ne. Programı çekerim montajını bilmem nesini falan yapar. Sadece kaseti veririm televizyona ve onun karşılığında bir para alırım. Anlaşmamız böyle ve de dolar üzerinden yapılmış bir anlaşma o zaman. Yılda 1994 yılı. Şimdi 1994 yılının yaşı uygun olanlar hatırlar. Çok büyük bir ekonomik kriz oldu o arada. O da gene Tansu Çiller yüzünden vardı. Tansu Çiller başbakan olmayı becerdi çünkü çeşitli manevralarla. Ve de öyle büyük bir şey oldu, kriz oldu. Şurada da şöyle bir incelik var. Yani ben mesela diyelim ki unuttum şimdi. 10 bin dolar alıyorum diyelim ki televizyonda. Aa, bunun 9500 doları masrafa gidiyor. 500 dolar da bana kalıyor. Herkesin zannettiği gibi bütün parayı cebe koyuyorum. Çünkü Türkiye'deki en iyi ekiplerle çalışıyorum ve en pahalı adamlar. Yani herkes ortalamanın çok üstünde ücret alan teknik ekipler yani. İşte işte ismini vermeyeyim şey olmasın. Ondan sonra bu şekilde tabii başlangıçta programıya gidiyor, para alınıyor falan. Bu kriz patlayınca televizyon birdenbire bunu bahane edip parayı vermeyi kesti. Tamam mı? Dolayısıyla ben para alamıyorum ama her hafta programı yapıyorum. insanlara para ödemek zorundayım. Ve de o zamanlarda var ya gecelik faizler yüzde bine falan çıktı oldu. Yani bir gün böyle paralar söz konusu. Ben ilk önce birikmiş paramdan Üstelik onlar bana ayda, aylık para veriyor. Ben haftalık ödüyorum herkesin parasını. Ben her hafta almadığım paradan kendi cebimden insanların parasını her zaman ödedim. Çünkü hiçbir zaman yüzüm tutmadı benim. Yani kriz var. Ben de size şeydeyim. Bir sürü insan bunu yaptı. Yani biz para alamıyoruz abi. Kusura bakma biz de veremiyoruz der, Yürüyüp geçer. Ben herkesin parasını ödedim. Bir ay, iki ay, üç ay, dört ay falan kendi cebimdeki para bitti. Hatta arada çok astronomik faizlerle birkaç kere e, şey de aldım yani kredi de aldım o paraları ödemek için. Öyle bir hale geldi ki artık ben bittim. Yani olay şöyle oldu. Ben adamlara 4,5-5 sene Türkiye'nin en popüler programlarından birini yapıyorum. Milyonlarca dolar kazandı. Belki yüz milyonlarca dolar kazandırıyor ve benim paramı vermeyip beni batırıyorlar. Batıran adam da çok enteresan. Ona da yeri gelmiş. Tabii ki Erol Aksoy asıl buna karar verir. Ama finans müdürü Show TV'nin her hafta benim arayıp ya bizim parayı vermiyor niye vermiyorsunuz deyip beni çok güzel atlatan böyle tatlı dilli ay bu hafta olmadı haftaya verin de. bir sene sürüyor bu tamam mı yani o arada ben devamlı batıyorum. Bu adam kim? Bugünkü Kıbrıs Cumhurbaşkanı Ersin Tatar. Show TV'nin finans müdürü Ersin Tatar son derece bir bütün Kıbrıslılar gibi son derece tatlı dilli bir adamdır ama e, yani bu şeyde e, onun da büyük payı vardır yani bunu da söylemek lazım. Ve de böyle 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 dediğim gibi yani benim 5 senelik emeğim tamamen boşa gitti. O kadar popülarite o kadar şey. millette zanneder ki ulan be ne paralar götürmüştü. Maalesef öyle olmadı. Yani işin gerçeği budur. Ve de işte o kadar şey sonunda. Ee, o kadar emek o kadar çaba bilmem ne falan filan çünkü o bir günde olmuyor bu iş yani neticede bir yerden başlıyor yavaş 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 yükseliyor falan. Yani dediğim gibi mesela bir yerde bir şey yaparsın da çok kötü yaparsın anladın mı? Ya da müessese para kaybediyordur. Senin yaptığın kötü iş yüzüne. Yani hem iyisini yapıp hem de olduğun yere para kazandırıp hem de bu kadar e, haksızlık yapılması çok iğrenç bir şey. Bu ancak Türkiye'de olur gene yani. Çünkü sistemde böyle bir şey vardır yani. Ben sonradan başka batan da bir sürü insan oldu yapımcı. Yani göre vermiyoruz arkadaşım paranı. Ne yapalım sen de harcamasaydın cebinden der yürür gider yani sen de. Bir de tabii ben bunu ilk parayı alamadığım hafta bırakabilirdim. Ama hep şey diye yapıyorsun yani her alacaklı gibi. Ya haftaya verirler önümüzdeki ay verirler sonra verirler. Ha bu arada da benim alacağım dolar TL'ye çevirdiler. <laughs> ve de ben onu alamadan bıraktım çıktım zaten ondan sonra kaç sene sonra bilmiyorum TL olarak belki o para bir kısmı ödendi falan ama yani hiç bir anlamı kalmamıştı artık ödenen paradır bunu da yani insanlar bilsin bütün bunlar oluyor o olana kadar ama mesela Erol Aksoy çok şey bir adam derler hep son derece sert terbiyesiz davranır insanlara falan bana hiç şey öyle de, bana der ki her yıl tabii o son yıla kadar telefon eder der ki işte kontrat yenileme zamanı geldi. Haftaya görüşelim mi? Görüşelim. Şu gün şu Giderim ben. Asansörden karşılar. İçeriye gayet kibar. Ondan sonra konuşuruz. işte anlaşırız. imzamızı atarız. Asansöre kadar geçeri gidelim. Ta ki o para verilmeyen yıla gelip adam da ortadan kaybolana kadar. Tabii benim gibi kim bilir kaç kişinin canını yaktı bu adamlar. Ee, Erol Aksu özellikle hapisle yargılandı bilmem ne falan filan. Ama hiçbir şey olmadı yani olan işte onun yanında çalışan ona iş yapan falan insanları oldu bizim gibi. insanların canı yandı yani. Evet dediğim gibi ee, yani bir taraftan ee, iş hayatında böyle büyük bir kazık yiyorum. Bunun manevi tarafı da var tabii yani iyi çalış karşılığını hiç alma. ...maddi olarak çok büyük zarar görüyorum. Bir taraftan da özel hayatım da çökmüş vaziyette. E, ve de boşanıyorum. Bu arada işte demin de söylediğim gibi başta... ...ikinci depresyon dönemi. Yani askerdeydi ilki, asker dönüşünde. İkincisi de burada başladı. E, bir de bu sefer içki içmeye başladım. Yani yalnız kalmak istemiyorum. E, evde oturmak istemiyorum. Devamlı yani gündüz gene de programı yapmaya çalışıyorum iyi kötü. Ondan sonra sokağa çıkıyorum. Sabah 4'e 5'e kadar hep sokaktayım. Ve de devamlı içki içiyorum ve de depresyon. Tabii tekrar başladım terapiye gitmeye şimdi artık tabii terapide ne konuşuluyor, ne oluyor, ne bitiyor anlatacak bir durum yok burada. Ama dediğim gibi mesela şu bölümleri karşımda gene bir terapist olsa şu anda onunla beraber konuşarak yürütmek çok isterim. Tekrar ediyorum. Deminki çağrımı varsa psikolog, psikiyatr arkadaşlar bu konuda bir deneme yapmak, ben denemek isterim. Yani bu enteresan bir neticeye varabiliriz diye tahmin ediyorum. Bu arada e, terapi öyle bir şey ki mesela doktor da öyledir. Hani ben yani doktorun insanlığına güvenmedikçe devamlı değiştiririm. Anladın mı? Yani mide doktoru giderim. Adam derim, çok iyi falan ama ben adamla şeyim tutmuyorsa, sevmediysem başka bir tanesine gidelim, Başka. Terapide bu tabii en önemli şey. Yani o kadar önemliyse hayatın en derin ve anlatılmayacak şeylerini karşında hiç tanımadığın birine anlatıyorsun. Son derece güvenmen lazım. Maalesef şunu söylemek zorundayım. Ben İstanbul'daki bu terapi camiasında korkunç insanlara rastladım ya. Yani inanamazsın ne kadar korkunç olduklarına. İyisini bulana kadar. Mesela bir tanesi gene böyle tavsiyelerle falan gidiyorsun. Çok ünlü ve bu böyle devamlı televizyonlarda çıkıp konuşan şeyler var ya psikiyatr profesör bilmem ne zart diyorlar. Onlardan biri yani. Adam şöyle gidiyor. Yani konuştuk 3-5 dakika. Şöyle dedi bana ya. Dedi ki ya geçenlerde falanca da geldi. Falanca dedi de çok ünlü bir şarkıcı hanım ha yani en meşhurlara Falanca da geldi. O da bak bana böyle 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 anlatmaya başladı. Benim böyle birden bire beynim dondu ya. Dedim ki bir dakika ya arkadaşım. Dur bakalım sen dedim ya nasıl bir adamsın ya? İnsanlar seni adam zannediyor. Yani televizyonlarda çıkıp hakem kesiyorsun böyle. Sen dedim ya bana el alemin özel hayatı nasıl anlatırsın ya? Bu yasak bir kere zaten. Yapma. Bir de utanç ve dedim ki yani bu şu demek. Ben kapıdan çıkacağım. Gelen hastacı ki botum geldi. Karısıyla problem varmış bilmem ne. Başlayacaksın dedim. Allah senin belanı versin ya. Böyle bir rezillik olmaz yani. Bunu bıraktım çıktım. Gene ister inanın, ister inanmayın. Hani diyorlar ya taciz, maciz, bilmem ne falan filan. Bir kadın terapist denerken gene kadın yani konuşurken laf arasında bana doğru eğildi. Şöyle elini de benim bacağıma, dizimin yukarısına bir yere koydu böyle. Öyle de 3-5 dakika konuştu. Aslında sonra ben bunu biliyorum ki yani öyle bir samimiyet yok yani bu işte anladın mı? Çünkü yanlış yorumlanabilir falan filan. Ee, ve de ben buna çok rahatsız oldum. Mesela kadın olsam gideceğim orada burada anlatacağım falan. İşte erkek olduğun için şey yapamıyorsun yani. Hani bir nevi sineğe çektik. Bir daha gitmedik. Ama kadın bayağı beni taciz etti yani ya. Yani bildiğin evet. erkek doktorlar kadınları nasıl aynı şekilde tacize de uğradım. Yani biz oraya derdimizi anlatmaya gitmişiz zaten kafa mafa darmadan yani her şey. Ama yani çok böyle çok 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 kötü şeylerle karşılaşmakla birlikte sonunda araya 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 araya. Bazısında da şeyden değil yani böyle olaylar olmuyor ama mesela bu terapistlerin kullandığı teknikler var. Adamın biri mesela bana gidiyor. Gene çok ünlü bir terapist. Herkesin, benim arkadaşlarımı gitti. Çok memnun kaldıkları birisi. Ee, adam bana acayip kötü davranıyor ya. Diyorum ki ya niye bana kötü davranıyorsunuz? Diyor ki bu bir teknik. Yani e, yani neredeyse şöyle olacak. Şimdi atmıyor ki, babam beni dövdü küçükken. Onun acısını taşıyorum. Ev ki iyi ki dövmüş mesela anladın mı? Yani buna buna yakın bir şey. Sen de bekliyorsun ki adam senin tarafın tutsun anladın mı yani olaylarda? Tam da bu bir şeymiş de işte. nereye varıyorsa başarılı oldu da oluyor. Adam çünkü o kadar meşhur olmuş bir adam. Bir, iki, üç dedim ki doktor ya bunu bana yapma. Yani bu bende çok kötü bir şey uyandırıyor. Yani hiç bir işe yaramadığı gibi ben buraya geliyorum çıktığımda çok daha mutsuz oluyorum ve kendimi kötü hissediyorum. Bir, iki, üç, dört falan. Sonra dedim ki ya siktir git. Yani ben işkence göremem yani anladın mı? Ha ama dediğim gibi mesela o adama şey diye işini kötü yapıyor diyemem. Çünkü benim yakın arkadaşlarımdan yıllarca gidip son derece memnun kalan insanlar var ama bu bir şey mesela her şey her, her tedavi herkese uymuyor. Yani bunu da bilmek lazım deneyen insanlar. Yani hakikaten kendinizi kötü hissediyorsanız tabii ki gideceksiniz asla çekinmeyin terapiye gitmekten ilaç veriyorlarsa size almaktan asla çekinmeyin. Çünkü o kadar acı çekmektense ilacı alıp o kötü dönemi atlatmak çok önemli. Çünkü ihtiyacınız kalmayacak bir gün de gelecek ama çok kötüyseniz onu o arada kavrayamazsınız yani. Bunlara şey yapmayın, kaçınmayın. Ee, hele ki yani sevdiğiniz, size iyi gelen bir terapist bulursanız da asla bırakmayın. Devam edin. Şimdi kısa olarak söyleyeceğim. Zaten zamanımızın sonuna geldik galiba. Kısa olarak bu kadarını söyleyeyim. Daha ileriki bölümlerde bu konuları daha detaylı konuşacağız inşallah. Evet zamanımızın sonuna geldik. Haftaya inşallah daha neşeli konularda <laughs> birlikte olmak üzere. Hepinize iyi haftalar diliyorum.